arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sağlıklı, rafine şekersiz, ev yapımı çikolata yapacağız. Sadece 3 malzemeyle. Buyurun birlikte yapalım. Ayke, bize malzemeleri tanıtır mısın peki? Evet, sadece 3 malzemeyle yapacağımız bir lezzet. Burada kakao yağımız var. 50 gram kakao yağı, 3 yemek kaşığı kakao ve rafine şekersiz yapacağımız için de bal. Balı tatlı oranınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi vegan arkadaşlarımız için peki bal yerine alternatifimiz var mı? Evet, alternatif olarak pudra şekeri kullanabilirsiniz. Çok zararlı olacağını tahmin etmiyoruz. Arkadaşlar yine biz aşağıya hangi malzemelerden ne kadar kullanacağınızı ekleyeceğiz. Kakao yağımızı benzer usulü eritmemiz gerekiyor. O yüzden büyük bir kaba su ekledim. Suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Daha sonra kabın üstünde tam suyla temas etmeden durabilecek daha küçük bir kap kullanacağım. Onun içerisine kakao yağımı ereceğim, koyacağım ve kakao yağının erimesini bu şekilde sağlamış olacağım. Evet, kakao yağlarımız erimeye başlıyor yavaş yavaş. Erirken bir bitnottan bahsetmek istiyorum. Biz şu an bitter çikolata yapacağız. Sağlık açısından da en tercih edileni ve tavsiye edileni bitter çikolata. Siz eğer sütlü çikolata ya da beyaz çikolata yapmak isterseniz süt tozu ekleyebilirsiniz. Beyaz çikolata yaparken sadece süt tozuyla, sütlü çikolata yaparken de kakao ve süt tozunu belli oranlarda karıştırarak bu çikolataları dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, artık kakao yağımız eridi. Sıcaklıkla tamamen. Şimdi kakaomuzu yavaş yavaş üstüne ilave etmeye başlayacağız. Ocağımızın altını hafif kısık tutuyorum. Çünkü bu ısıdan biraz sonra da yararlanacağım. Şimdi kakaoyu yavaş yavaş içine ekliyorum. Bu aşamada biraz daha yavaş olmakta fayda var. Çünkü kakao topaklanıyor. Bunları azar azar ilave edip tekrar başka bir kaşık yardımıyla aman, bu şekilde karıştırırsak. Açmasın. Aynen. Bu kadar emeğimizin boşa gitmemesi adına azar azar ilave edip bakın yavaş yavaş zaten kıvamı da biraz daha koyulaşmaya başlıyor. En son olduğunda da kıvamını göstereceğim. Hangi kıvamda elde edeceğimizi de görmüş olacağız. Dediğim gibi çabuk katılaştığı için şu an biraz daha ısıyla temas ettirip kakaoyu tamamen içerisinde homojen ve pürüzsüz bir kıvamda olmasını sağlayacağım. Evet, şu an artık tamamen çikolatamızı erittik. Bakın şu şekilde, yani dışarıdan aldığınız bir çikolatayı da erittiğinizde oluşan kıvamı tamamen elde etmiş olduk. Artık sıra tatlandırma aşamasına geldi. Dediğim gibi rafine şeker kullanmayacağız. O yüzden bal ilavesinde bulunacağım içerisine. Çok yoğun bir bitter tadı seviyorsanız bal ilavesini daha az ekleyebilirsiniz. Ama daha tatlı çikolata seviyorsanız eğer bal oranını biraz arttırarak koymanız gerekiyor. Çünkü sadece kakao ve kakao yağı ile yapıldığı için zaten acımsı bir tatlı oluşuyor ilk başta. Ben birazcık daha ekledikten sonra karıştırıp tadına bir bakacağım. Çabuk erimesi için yine hafif ısıdan yararlanıyorum. Artık tekrar kıvamına bakabiliriz. Şimdi videonun arasında çikolatanın tadına baktım. Biraz acı olmuş. O yüzden volkanik ballarımızdan ekliyoruz. Organik demiyorum. Dikkat ederseniz volkanik diyorum. Çünkü kanal sahibimiz Volkan Karakolcu'nun arılarla işbirliğinden ortaya çıkmış bu güzel balımız olduğundan dolayı bizim volkanik balımız. Bu yüzden kendisine de teşekkür ediyoruz. Kakaolar duvarlarda. Annem lütfen anneni sakın görmesin. Ben artık kamera önde değil, kamera arkasında olacağım. Yüzüm eskiyor.
Teşekkür ederiz. Umarım siz de bu lezzeti denediğinizde çok beğenirsiniz. Tabii ki kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.